Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, ihsanı üzeriniz olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında beraberiz ve İbrahim Suresi üzerinde sohbet ediyoruz. Ve 14. ayeti kerimeden tekrar başlıyoruz. Peygamberleri anlatıyordu Allahu Teala. Toptan anlatıyordu. Yani tek bir tanesini almış değil, hepsinin durumunu toplu bir şekilde anlatıyordu. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Bu ayeti i kerimede de buyuruyor ki ve kâlellezîne keferû li rusulihim. Kafirler, bütün kafirler, gelmiş geçmiş kafirler genellikle rasullerine şöyle dediler ve kâlellezîne keferu li rusulihim. Rasullerine dediler ki le nuhricennekum min ardına evle le fi milletina. Biz var ya, ya sizi sürüp çıkarırız memleketimizden. Bütün kafirler peygamberlerine böyle söylemişlerdir. Ya sizi sürüp çıkarırız memleketimizden. Ev le fi milletina. Yoksa siz tekrar bizim dinimize dönersiniz. Bizim dinimize dönünceye kadar size müsaade yoksa çıkarız. Ya aynen böyle. Yani and olsun ki diyorlar, yemin ediyorlar. Yani لَنُخْلُ جَنَّكُمْ مِنْ عَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ fi مِلَّتِنَا Bizim milletimize dönersiniz. Ya bizim milletimize dönersiniz yahut da and olsun ki sizi buradan sürüp çıkarırız. Kardeşler bu kelimeler çok önemli. Ha hemen geçmeyelim. Niye? evle taudun nefi milletine ya bizim milletimize dönersiniz. Millet genellikle nedir? Biz yanlış kullanıyoruz. Milleti bir ulus, bir ırk falan yok öyle değil. Nedir? Millet bir dine tabi olanların topluluğudur. Aynı dine yani din ağır basar. Millet biz kimiz? Biz onun için bize nasıl öğretildi? Biz İbrahim milletinde, milleti İbrahim. Biz millete İbrahimdeniz. E belki nedir? Irk, soy itibariyle belki bazılarımız Hazreti İbrahim'e varıyor, belki de varmıyor, başka yere varıyor, belki de arkadan dolaşıp Hazreti Nuh'a varıyor. Ama nedir? Biz İbrahim milletindeniz. Niye? Çünkü biz İbrahim'in getirdiği davanın dinin mensuplarıyız. Onun için kâfirler de. Bunu kendilerine öyle diyorlar. Biz yani kafirlerin bir milleti vardır. Kafir milleti kafirlerin mensup oldukları bir dini toplulukları vardır. Onun için rasullerine böyle söylüyorlar. Şu küstahlığa bakar mısınız Allah aşkına? Yani peygamberler bu beyefendilerin sapkın dinlerine döneceklermiş. Yani sapkın dinlerine yani sen de bizim içimizden çıktın. Yani bizden ayrıldın, ayrı bir yol tuttun, işte Allah dedin, bilmem ne dedin, yok onu bırakacaksın. Bizim putlarımıza, bizim dinimize, bizim inançlarımıza döneceksin. Ve burada başka bir olay daha var. Nedir? Yani burada bir diktatörlük var, bir zorbalık var, bir dayatma var. Yani ilginçtir. Dayatıyorlar. Yani niye? Çünkü yani başka güçleri yetmiyor. Yani peygamberleri susturamıyorlar, ikna edemiyorlar. Peygamberlerin gittiği yolun yanlış olduğunu şey yapamıyorlar, ispat edemiyorlar. Geriye bir tek kalıyor. Ne şey kalıyor? Silahtır, kılıçtır, dipçiktir. Bu kalıyor. Ve oraya başvuruyorlar. Bu nedir? İlginçtir. Bir sadece bir peygamberin hayatı değil. Bütün peygamberlerin hayatında demek ki bu var. Onun için la nukhrijannakum min ardina ev la ta'udun fi ya bizim yani memleketimizden çıkarsın gidersin yani burada bir başka küstahlık daha var yani la nukhrijannakum min ardina bizim memleketimizden sanki sanki o peygamber o memleketten değil o memlekette o ülkede onun hakkı yok gibi yani hem onu bir tarafa şey yapıyorlar küstahlığa bakar mısınız yahut da bizim dinimizi döneceksiniz. Yani gerçekten zorbalığın, basitliğin e, şeysi budur. Diktatörler hep böyledir muhterem kardeşler. Hani günümüzde de bir söz vardır. Yani elinde çekiç olan, e, çekiçten başka bir şey yoksa bütün meseleleri çivi zanneder diyor. Yani güzel bir deyim. Elinde çekiçten başka bir şey olmayan bütün meseleleri çivi olarak görün. Yani ben başka ne yapabilir ki? çekişten başka bir şey olmayan bir insan yapacağı işte budur. Tarih boyu e, diktatörler, firavunlar nedir? Hep aynı aynı şeyi yapmışlardır. Yani Şuayb Aleyhisselam'a özellikle aynı, aynen öyle. E, bu ayeti kerimedeki kelimeleri Şuayb Aleyhisselam hakkında da kullanmıştadır. Lenuhru cenneke min ardına evle taudunne fi milletina ey Şuayb! ya bizim yani dinimize dönersin yahut da seni memleketimizden çıkarırız. Yani sanki hariçten gelmiş birisi gibi. Evet. Bu karakterdir. Bunların karakteri. Bunları allah Teala bize niye anlatıyor? E, sizin de başınıza gelebilir. Eğer benim davamı, benim dinimi, İslamımı hakkıyla eğer haykırırsanız yerine göre yani duyulmadık yerlerde güzelce ortaya koyduğumuzda başınıza bir şeyler gelecek. Hazır olun. Yani kimse size alkışlamayacak. Şimdi iyi ya bu adam yani şöyle şöyle demeyecek. Çok az insan diyecek. Size elbette tabi olacaklar var ama özellikle yani nedir? Kelek kesenler, suyun başında olanlar, çarkı döndürenler var ya size hiç iyi demeyecek. Hiç iyi demeyecek. Niye? Çünkü laf aramızda siz de iyi bir şey yapmıyorsunuz. Yani onların oyununu bozacaksınız. Onun için hazır olun. Yani onun için yani bu ayette diyorum ya bize bir de şunu da şey yapıyor. Ya Rabbi ben senin dinini anlatmak için, haykırmak için yola çıktım ama işte yani görüyorum işte birileri çıktı benim karşıma. İşte şunu şunu yaptı, beni tehdit etti. Beni okuldan, memuriyetten atmak için veya şuradan buradan çıkartmak için veya ticaretimi engellemek için efendim veya zindana atmak için şöyle böyle işte beni tehdit ettiler demeyin. Niye? Bütün peygamberlerin hayatı böyledir başına böyle işler gelmeyen çok azdır. Bazı şeyler vardır. Mesela bir Yunus Aleyhisselam vardır. İnşallah yeri geldiğinde anlatırız. Yani Yunus Aleyhisselam'ın da ilk başında, işin başında bunlar başına gelmiştir ama sonunda ne yapmıştır? Yani Yunus Aleyhisselam biliyorsunuz allah Teala'dan müsaade almadan, izin almadan yani protesto etmiş tabi caizse kafirleri vaktinden önce hicret etmiş. Yani madem siz bana itaat etmiyorsunuz, madem bana iman etmiyorsunuz, madem bana uymuyorsunuz diye orayı bırakıp gitmiş. Ondan sonra da başına işleri gelmiş biliyorsunuz. Yani onu işte balık yutmuş, büyük bir balık yutmuş. Ondan sonra allah Teala onu kurtarmış. Ayrı bir olay. Fakat burada ilginç bir şey var. Neyi biliyor musunuz? Ee, Kur'an-ı Kerim'de detaylı olarak anlatılmıyor da başka yerlerde anlatılıyor bu detaylı olarak. Bu arada ha Kur'an-ı Kerim'de de var aslında ipucu var. Burada da vardır da e, Kur'an başka yerde buna Allahu Teala temas ediyor. Yunus Aleyhisselam tamam gitti. Allahu Teala onu bu şekilde bir cezalandırdı da ama bu arada kavmine de iyi demiyor Allahu Teala. Kavmine de iyi demiyor. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi de suçsuz değil tabii. Yani onları da rivayete göre sarsmaya başlıyor onları sarsmaya başlayınca yani bir takım zelzeleler ucundan ucundan böyle gösterince uyanıyorlar ha ilginçtir. Adamların hepsi uyanıyorlar ya. Burada bir adam vardı. Ben Allah'ın resulüyüm diyordu. Bana iman edin, bana tabi olun diyordu. Nerede o adam? Yunus'tu herhalde. Arıyorlar bulamıyorlar. Arıyorlar bulamıyorlar. Yani niye? Anlıyorlar. Akıllılık yapıyorlar biraz. Erken uyanıyorlar. Başka kafirler başka kavimler gibi yapmıyorlar. Vaktinden evvel hemen uyanıyorlar, arıyorlar Peygamber'i. Hemen iman edecekler ama yok. O Peygamber'e iman etmiş, Hazreti Yunus'a iman etmiş, bazı ashabını, arkadaşlarını buluyorlar ve tövbe ediyorlar, Müslüman oluyorlar. فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفْعَهَا ا۪يمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ Yunus Yani hiç kimsenin imanı, böyle gecikmiş iman fayda etmez ya diyor Allah, Yunus'un kavminin ki diyor, yani fayda etti diyor yani. Bir demek ki o bir vakit var. Helak olma kararı düğmeye basmadan günah olmasın. Allahu Teala düğmeye basmadan uyarmışlar. Farkına varmışlar. Onun için eyvah demişler. Eyvah ya Rabbi biz ettik sen etme. Nerede bu peygamber biz ona uyacağız ve varmışlar. Onun arkadaşlarını bulmuşlar. Daha sonra da Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor Allahu Teala. Yani Yunus Aleyhisselam oraya tekrar geliyor ve rivayete göre yüz bin yüz bin kişi ona iman ediyor. Yani bu da güzel bir şey. Buraya nereden geldik? Buraya muhterem kardeşler, işte iman etmiyor. Büyük bir kısmı, şurada anlatılan İbrahim suresinde hayatları anlatılan, yani kafirler bu uyanıklığı göstermiyorlar. İman etmiyorlar ve Allahu Teala da ne yapıyor? Onları, لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْلَ nefi ف۪ي مِلَّتِنَا dediklerinde o zaman Allah Teala ne, buyur, ne buyurur? Fehu ilehim rabbuhum lenuhlikenne zalimin. Ve Rableri o peygamberlere vahyetti ki o kendilerini tehdit eden kavimleri kastederek onları helak edeceğim. Fehu ilehim rabbuhum lenuhlikenne Zalimleri helak edeceğim. Ve len uskinennehum ve ondan sonra diyor onların yaşadıkları yerlere onların yaşadıkları fevha ileyhim rabbuhum lenuhlikenne zalimine ve lenuskinennehum lelen ve lenuskinennehumul arda min badihim onların o yaşadıkları ülkelere sizi yerleştireceğiz sana size iman edenleri yerleştireceğiz oraların varisleri siz olacaksınız diyor bu genellikle böyle oluyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim söyledik ya su yani sohbetin başında Allahu Teala burada toptan yani peygamberleri ve kavimlerini teker teker değil toptan ele alıyor ve bu kanununu insanlar üzerindeki kanununu bu şekilde gösteriyor. Yani benim peygamberlerimi çıkartmaya yeltenen, hicrete zorlayan, öldürmeye zorlayanlar var ya biz onları helak edeceğiz. Biz onları helak edeceğiz ve vele nuskinenne kumul arda ba'dihim. Onlardan sonra sizleri oraya yerleştireceğiz. Zalike limen khafe maqami ve khafe vaid. Burada Allahu Teala şunu söylüyor. Buyuruyor ki bu benim kanunumdur. Bu benim kuralımdır. Bu benim kuralımdır. Ve benden korkanlar var ya, Allah'tan korkanlar var ya Allah'ın huzurunda bir gün kıyam edeceklerine inananlar var ya işte onları biz bu şekilde mükafatlandırırız ve hafe yani benim vadim tehdidimden diyelim. Benim tehdidimden korkanlar var ya işte bu korkanları benim bir gün huzurumda arz-ı endam edeceğine inananlar var ya velimen men hafe mekaame rabbihi cennetan yani Allah'ın huzurunda kıyamet bir gün kıyamet ed edecek edenler var ya dünyada Allah'ın huzurunda arz-endam edip kıyam edenler var ya onlara iki cennet vereceğim diyor ya Rahman suresinde. Burada da cennetten önce dünyada da nedir onlara böyle bir güzellik vereceğim. Kendilerine zulmeden işkenceden kafirlerin yerine geçecekler. Onları helak edeceğim. Özellikle o peygamber hayattayken, bir peygamber hayattayken o peygamberi tehdit edenler, öldürmeye yeltenenler, sürmeye yeltenenler var ya onların başına bunları getireceğim diyor Allahu Teala ve getirdiğini de söylüyor. Ve seftahu ve habe kulle cebbarin anid ve ondan sonra o kafirlerin uğrayacağı akıbeti anlatıyor. Cehennem sahnelerini anlatıyor. Onları bekleyen felaketi anlatıyor kıyamet günü. Cehennemi anlatıyor, mahşeri anlatıyor. Ve öyle ki yani onların daha cehennemden önce bu başlarına gelenler var. Arka ve min cehennemi. Arkalarında daha cehennem var diyor. Yani cehennem daha sonra gelecek. Ve yüz min ma sadid. Yani orada öyle acı sular, öyle kaynar sular, öyle iğrenç sular var ki yani cehennemde onlar su dedikçe yandık dedikçe yok mu bir serinletici dedikçe kendilerine böyle şeyler verecek yetecerrahu ve la yakadu yusighu ve yani ne içtiklerinden bir zevk alacaklar ne susuzluklarını giderecek ne açlıklarını giderecek Cehennemde kendilerine bir şeyler verilecek, içecek, yiyecek ama onlar söylediği gibi ne susuzluklarını, ne açlıklarını daha da beter yapacaktır. Yani parçaladıkça par parçalayacak ve tihil meyütü min kulli mekanin. Burada ilginç bir şey var. Her taraftan diyor, ölüm gelecek diyor. Yani şöyle baktığımızda her gelen hamle, her gelen darbe, her gelen azap. Bu her biri ayrı ayrı öldürücüdür diyor. Ama ölmeyecekler diyor. Yani dünyada olsaydı diyelim ki biz biliriz ha şu darbe şu adamı öldürür. Yani şu otomobil şu süratle geldiğinde buna vurduğunda bir ölür. Şu taş bu adamın üstüne düştüğünde ne yapar? Bu ölür. Efendim şu kaynar suyun içine düştüğü zaman veya şu alev ateş fırınına yani ayağa kayıp düştüğü zaman gitmiştir, ölmüştür diyoruz ya burada da aynen böyle ölüm sebebi olacak her şey diyor her taraftan dört bir tarafından insanı öldürecek yok edecek yani belalar gelecek hamleler darbeler gelecek ama ne diyor hiçbiri öldürmeyecek onları diyor çünkü Allahu Teala onların ölmesini istemiyor ve mehve bir biri hiçbiri ölmeyecektir buyuruyor ve min verahihi azabun galiz ve daha da bundan sonra da nedir yani çok galiz, çok ağır, çok büyük mü büyük ayrı azaplar vardır buyuruyor. Evet. Muhterem kardeşler burada cehennem sahnelerini anlatan çok ayet-i kerimeler var. Eğer daha önce biri dinleyenler varsa bizim kardeşlerimizden şöyle istirhamımız oluyor. Lütfen bunları canlandıralım. Allah bize bir güç vermiş, tahayyül gücü vermiş. Şu ayeti kerimedeki olup bitenleri şöyle gözümüzün önünde canlandırmak öyle zor bir şey değildir. Allahu Teala öyle kolay anlatıyor ki yani kullarının hemen anlayacağı şekilde öyle kolay kolay cehennem fotoğrafları, sahneleri gösteriyor ki bize. Cennette böyle yani. Cennetten de sahneleri gösteriyor, cehennemden de. Yani özür dilerim manyak olmayan birisi hemen anlayabilir. Azıcık zekası olan, azıcık zekası olan birisi nedir? Allahu Teala'nın şu anlattığı sahneleri hemen gözünün önünde canlandırabilir. E canlandırmalı mı? E onun için anlatıyor ya. Canlandırın, gözünüzün önüne getirin diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Size kan verilecek, irin verilecek. Yani cehennem ateşi, yani yüzünüzü yalayacak diyor. Özür dilerim yani aynen hani şu bazı tehlikeli ölüm tehlikesi diye bazı işaretler var ya biliyorsunuz orada böyle kelleler var insan iskeletinin kellesi vardır ve dişleri sırıtmış yani orada Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala kafirleri cehennemde aynen diyor böyle sırıtacaklar diyor dişleri diyor böyle bu şekilde diyor sırıtacak diyor bunları canlandıralım gözümüzün önünde yani bu şey değil ha korkmayın bazılarının söylediği gibi bu ya bunlar ağır falan yok korkmayın bize huzur verir mi? Yani isterseniz deneyin bu cehennem sahnelerini eğer gözümüzün önünde canlandırırsak inanınız ki yani kalbimiz nur nurlanır ve imanımız artar. İster cenneti canlandırın, ister cehennemi. Benim burada dikkat çekmek istediğim şu nedir? Yani bütün bunlar kolaydır. Allahu Teala yani Allahu Teala'nın anlattığı cenneti gözümüzün önüne getirmek, Allahu Teala'nın tasvir ettiği cehennemi ve kafirlerin oradaki durumlarını böyle canlandırmak, gözümüzün önüne getirmek, inanınız ki çok 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 kolaydır, basittir. Bunun için böyle profesör olmaya, böyle çok çok efendim psikoloji, sosyoloji okumaya, şöyle bir şeyler tahayyül etmeye falan hiçbir gerek yok yani. Normal bir insana anlattığınız zaman nedir? Bunu çok çok güzel anlar yani. Yani çocuğun birisi e, böyle ağlıyormuş, Namaz kılıyorum evde durmadan yani hocası mı babası mı oğlum niye böyle yapıyorsun ki dediğinde sen küçüktün daha yani gerek yok daha sonra bunları şey yapan dediğinde dün kapımızın önünden bir çocuk cenazesi geçti bu kadar cevap çok önemli dün kapımızın önünden baktım da bir çocuk cenazesi geçiyordu. Yani çocuklara da ölüm vardır. Yani biz yarına ulaşacağımıza ne şeyimiz var, teminatımız var. Yine bir başka yani Allah dostu da yine yani bir çocuk bir çocuğu konuşturuyor da o da çocuğu teselli ediyor işte e, korkma falan dediğinde yani baktım da anam diyor ocağa yakarken önce diyor küçük odunları tutuşturuyor küçük odunlarla tutuşturuyor. Yani korkuyor çocuk. Nedir? Bunu bilmek için şu sahneyi görmek için böyle büyük büyük böyle IQ'su yüksek çok çok zeki birileri olmaya gerek yok. Bütün bunlar nedir? Sıradan insanların, sıradan insanların güzelce yani görüp kavrayabileceği olaylardır. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala bundan dolayı ne yapıyor? Bize bu şekilde durmadan kitabının her yerinde cennetten, cehennemden sahneleri anlatıyor. Niye? Canlandıralım. Niye? Esas yurt oradır. Varılacak yer oradır. Bura nedir? Geçicidir. Bel tü'sirûnel hayâte dünyâ vel âkhiratu hayrun ve Abqa. Yani siz yani dünyayı seçiyorsunuz ama dünyayı tercih ediyorsunuz ama iyi biliniz ki ahiret nedir? Vel âkhiratu hayrun ve Abqa ahiret çok daha hayırlıdır ve bakiidir. İnne haza lefi's suhufil ula. Suhuf İbrahim e ve Musa. Ala suresi böyle bitiyor. Nedir bu? Var ya bu gerçek ben bir defa demedim diyor. İbrahim'e verdiğimiz sayfalarda da, Musa'ya verdiğimiz sayfalarda da, yani bütün daha önceki peygamberlere verdiğimiz sayfalarda, kitaplarda, vahiylerde, biz bu gerçeğe durmadan tekrar ettik insanlara ki, aman ha dünya basittir, dünya geçicidir, ahiret ebedidir. E onun için gelin bu ahireti biraz canlandıralım gözümüzün önünde. Zor bir şey değil. Bu çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'i okuyken lütfen biraz da bu gözle bakalım. Yani söylediğim gibi yani illa müfessir olmaya, dev Arapça bilmeye için gerek yok. Çok basittir. Yani Kur'an'daki cennet cehennem sahneleri, mahşer sahneleri yani çok mu zor ya? Yevme yefirrul mer'u min ve ummihi ve ebihi ve sahibetihi ve beni. Yani öyle bir dehşetli gün ki anne oğlundan kaçıyor, oğlu annasından kaçıyor, adam eşinden kaçıyor, kardeş kardeşten kaçıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? E böyle bir sahne, öyle dehşetli bir sahne. Yani kolay kolay yani öyle bir sahne ki dünyada biliyorsunuz böyle değil. Dünyada yani en ciddi bir yangında bile kaçan ana gördünüz mü hiç? Kaçan bir kedi yavru, kedi gördünüz mü? Yani yavrusu varsa içeride, evin içinde yok ama o gün kaçacak. O gün orada kaçacak. Yani Allah'ın azabı, Allah'ın mizanı, Allah'ın kıyameti öyle dehşet ki ya eyühennâ sitte rabbekum yani ey insanlar Allah'tan korkun. İnne zelzele saati şeyun azim. O zelzele var ya o kıyametin zelzelesi öyle azim ki yani o gün diyor yani kadınlar yani emzirdiği yavrularını fırlatırlar. Karınlarındakini düşürürler. Kardeşler bu böyle basit bir anlatım değil ha. Bu dünyada hiçbir kadın böyle kolay kolay emzirmekte olduğu yavrusunu böyle basit tehlikelerde böyle fırlatıp atmaz, şey yapmaz. Onun için söylediğim gibi Allah bunlardan ibret almayı, illa korkutma değil, bunlardan ibret almayı ve ahiretin baki olduğunu yani iyice idrak eden Mahdiyar kullarından eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.